Merhaba arkadaşlar, yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 71. bölüm ayrıntılı detaylı özetini şimdiden sizlerle paylaşacağım. Dizi henüz yayınlanmadığı halde dizi hakkında bilgi ve fikir sahibi olacaksınız. Ama ayrıntılara geçmeden önce arkadaşlar sizlerden bir ricam olacak. Henüz kanalıma abone olmamış olan dostlar varsa aramızda videonun sağ alt köşesinde abonelik butonu mevcut. Abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Hem sizin açınızdan hem benim açımdan arkadaşlar. Çünkü abone olduğunuz zaman bu dizi ve farklı dizilerden haberdar olabileceksiniz. Sadece abone olarak mı? Elbette ki hayır. Bildiri butonunuzun açık olması lazım. Çan şeklindeki, zil şeklindeki bildiri butonunuzu mutlaka açmayı unutmayın. Çünkü açık olduğu zaman daha sonra paylaşılacak videolardan ilk siz haberdar olabileceksiniz. Ayrıca arkadaşlar açıklamalar kısmında sizleri bekleyen Instagram, Facebook, Twitter adresleri mevcut. Oraya da katılıp takip edip abone olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey açıklamalar kısmını açarak Instagram, Facebook, Twitter adreslerimizi takip etmek. Bu arada anket sorum gelecek sizlere. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü biz bu akşam Hünkar Hanımsız bir bölüm izleyeceğiz. Sizce Sevda Hanım ve Behice Hünkar Hanım'ın yokluğunu yaşattıracaklar mı diyenler yorumlasın. Hayır yaşattırmazlar diyenler beğensin. Farklı bir görüşüm var diyenler yazsın. Acaba kimler önümüzdeki bölümler hakkında neler düşünüyor? Hünkar Hanım'ın yokluğunu Sevda ve Behice yaşattırmaz diyenler yorumluyor. Yaşattıracak diyenler beğeniyor. Farklı bir görüşüm var diyenler yazıyor. Bakalım aramızda kimler neyi düşünüyor? Evet arkadaşlar, bu akşam neler mi izleyeceğiz sorunuzun cevabına gelecek olursak, aslında biraz dramatik bir bölüm izleyeceğiz. Hem Demir açısından, hem Feykeli açısından, hem de Hamine açısından. Çünkü Hamine her ne kadar aklı dengesi gidip gelse de, ara sıra unutsa da, geçmişini hatırlamasa da, kimin kim olduğunu seçmese de, ama evde bir şeyler olduğunun farkında ve yaşlı başlı Hamine Hanım tabii ki üzüntülere boğulacaktır. Çünkü kızının öldüğünü hissedecektir, fark edecektir. Yani hiçbir şey hatırlamayan Hamine için gerçekten dramatik bir bölüm olacaktır. Ve hatta Hamine'nin hastaneye kaldırıldığını göreceğiz arkadaşlar. Çünkü Hamine dayanamıyor bu ölüm olayına ve kendini tabii ki kaybediyor. Ve hatta hastanede gözlerini açacaktır. Ve hatta arkadaşlar yönetmen Hamine'yi de Hünkar Hanım'la diziden çıkartabilir. Çünkü yönetmen bu aralar gözünü karartmış. Herhalde küçük bir kadroyla, ucuz bir kadroyla dizi yürütmeye çalışıyor. Hünkar Hanım'ı çıkarttığına göre, daha öncesinde de çıkarılan oyunculara baktığımız zaman Hatipa, Sabahattin, Savcı Hanım ve başka bir oyuncu daha vardı, şu an anımsayamıyorum. Yani bunları tek tek çıkarttı ve son 3. sezonda bunların çıkarılmasını izledik. Ve şu an Hünkar Hanım ve Hünkar Hanım'dan sonra Hamine'nin çıkmaması için hiçbir gerekçe, neden yok. Bunu da, yani bu bahaneyle Hamine hastanede kötüleşti, o da hakkın rahmetine kavuştu diyerekten bizden çıkarabilir. Bunu görürsek hiç şaşırmayın. Çünkü Hamine baygınlık geçiriyor, kızının vefatından dolayı hüzüntü yaşıyor, hüzün yaşıyor. Aynı zamanda Demir için çok zor bir durum. Çünkü annesini, bugüne kadar onu kollayan, onun arkasında duran, onun için her türlü kötülüğe bulaşan annesini kaybediyor. Kendi elleriyle toprağa veriyor. Aynı zamanda Züleyha Hünkar Hanım'ı hiç sevmezdi, hiç haz etmezdi. Hatta hakkımı helal etmeyeceğim defalarca demişti. Ve Züleyha yaşanılan kötü hüzünden dolayı kendisini, tabii ki hüzünden dolayı, Hünkar Hanım'a hakkını helal edeceğini dile getirecektir. Bunu izleyeceğiz. Hatta kul hakkıyla Allah'ın huzuruna çıkma diyecektir. Hakkım sana helal olsun diyecektir Züleyha. Bunlara şahitlik edeceğiz. Ve bu hüzünlü ortam içerisinde elbette ki Yılmaz'ın bence Hünkar Hanım'a çok acıdığını zannetmiyorum. Yılmaz Züleyha gibi düşünemeyecek veya Feykeli için düşünemeyecek. Çünkü Yılmaz için Hünkar Hanım onun baş düşmanıydı. Bu kötülüklerin tek sebebi Hünkar Hanım'dı. Yani mutsuzluğunun sebebi Hünkar Hanım olarak gördüğü için Yılmaz sadece izleyici olarak sessizliğini, suskunluğunu koruyacaktır. Ve hatta bu süre zarfında belki de Züleyha ile tekrar bir ara gelme çabalarında bulunabilir. Ama bence Züleyha'dan çok fazla yeşil ışık alamayacaktır. Çünkü Züleyha'nın bir taraftan sevmediği kaynanası vefat etmiştir. Bir taraftan
çocuklarının babası Demir'in yıkılışını görecektir ve Züleyha bu bölümde biraz gaddarlığı bir köşeye bırakıp iyi eş olmaya çalışacaktır. Hüzünlü, dertli ve gerçekten Hünkar Hanım'a olan sevgisi devşirecektir. Yani sevgisi artacaktır. Bunu göreceğiz. Ama Feykeli için arkadaşlar gerçekten zor bir bölüm. Çünkü Feykeli çocukluk aşkını kaybediyor. Hüzünlü, dertli, kederli ve acısını hiçbir şey dindiremiyor. Çünkü yıllarca aşık olduğu kadınla tam da kavuşacakken, tam da bütün engelleri aşacakları bir anda maalesef Behice'nin kalleşçe planları doğrultusunda Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Ve Feykeli katilin kim olduğunu bilmeden sağa sola saldıracaktır arkadaşlar. Çünkü Behice kalleşçe Hünkar Hanım'ı öldürdü ve kimin tarafından öldürüldüğü bilinmeyecek, uzun bir sürede bilinmeyecektir. Behice'nin daha önce işlemiş olduğu suçlar nasıl ki yanına kar kaldıysa büyük ihtimalle bu suç da yanına kar kalacak ve bu suçun yanına kar kalması için bence Müjgan'ın büyük bir rolü oynayacaktır. Yani hastanede başhekim, yani Behice'nin abisinin rolünü oynayan bir Müjgan olacaktır. Ve Müjgan burada elbette ki halasının işlemiş olduğu suçu kayıtlara geçirmemek için yoğun bir çaba sarf edecektir. Yani burada aslında bu bölümün kahramanları Müjgan'la Behice, yeni kötülük abideleri bunları olarak göreceğiz. Ve tabii ki Sevda Hanım bu bölümde olmasa da önümüzdeki bölümlerde yavaş yavaş konağa yerleşecek arkadaşlar. Artık Hünkar Hanım'ın tahtına konacaktır. Yani yeni Hünkar Hanım aslında Sevda Demir'in cici annesi Adnan Bey'in metresi olarak konağa yerleşecek. Ama Sevda Hanım tabii ki Hünkar Hanım kadar kötülük bilmeyen, kalleşlik bilmeyen, kötü şeyler düşünmeyen hanım hanımcık, iyiliği düşünen bir karakter oynayacaktır. Ama dizideki bu iyi niyeti Behice karşısında ne kadar başarılı olacaktır? İşte bunu göreceğiz arkadaşlar. Ne kadar başarısız olacak bunu göreceğiz. Çünkü Sevda Hanım'ın karşısındaki insanlar iyi niyetli olmayan, yeri geldiği zaman cinayet işleyebilen ve kötülük işleyebilen, kötülük yapabilen insanlardan oluşmaktadır. Ama Sevda Hanım iyiliği, güzelliği düşünen bir sanatçı ve bu sanatçı ne kadar baş edebilir karşısındaki rakiplerle, işte bunu göreceğiz arkadaşlar. Bunu izleyeceğiz. Buna şahitlik edeceğiz. Bakalım arkadaşlar. Ayrıca Feykeli için dediğim gibi hüzünlü, ama Feykeli maalesef sevdiği kadının katilini bulamayacaktır. Ve bu sevdiğin kadının katili bence 4. sezonun konusu olabilir. Yani bu sezonda aslında bizler Hünkar Hanım'ın katilini her ne kadar Behice olduğunu bilsek de dizi icabı bilemeyeceğiz. Ayrıca arkadaşlar Behice'nin elinde bir koz var. Gafur'un cinayet işlediğine dair bir koz. Ve bu koz gerçekten Gafur'un başına dert açacak. Ve Gafur da Behice ve Müjgan Şermin çetesine eklenebilir. Hatta silah zoruyla, yani tehdit zoruyla eklenebilir. Neden mi? Çünkü Şermin Gafur'un işlediği cinayeti Behice ile paylaştı. Ve Behice bunu sürekli Gafur'a karşı koz olarak kullanacak. Ve bütün kirli işlerinde Gafur'u kullanacak. Bunu bu bölüm ve önümüzdeki bölümlerde görürsek hiç şaşırmayın arkadaşlar. Çünkü Gafur'un bir zaafı var. Ve bu zaafını bilen Şermin tabii ki Gafur'u çok güzel kullanacak olan Behice ile paylaştı. Ve Behice bunu çok güzel kullanacak Gafur'a karşı. Yani Gafur eliyle ayağıyla istemeden işlemiş olduğu bir cinayetten dolayı Behice'nin oyuncağı haline gelecek. Bunları göreceğiz. Evet arkadaşlar, şu an için anlatacaklarım bunlardan ibaret. Farklı bir gelişme olursa tabii ki sizler için değerlendireceğim. Gözünüz kulağınız bende olsun. Çünkü her reklam arası sizin için bir paylaşımda bulunacak. İzleyemeyenler, fırsat bulamayanlar, bütün zamanını ekran başında geçiremeyenler için güzel özetler paylaşacağım. Yeter ki sizler takip edin, abone olun, iletişimde kalın. Yapmanız gereken tek şey videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olmanız. Abone olduktan sonra
Bildiri butonunuzu açmanız. Bildiri butonunuzu açtıktan sonra açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerime de katılıp takip etmenizi bekliyorum. Ayrıca anketimize katılaraktan bakalım kimler aramızda neyi düşünüyor. Sizce Sevda Hanım Behice'nin kötülüklerini örtbas edebilecek mi? Sevda Hanım baş edebilecek mi diyenler yorumluyor. Hayır, baş edemez diyenler beğeniyor. Farklı görüşüm var diyenler yazıyor. Sevda Hanım artık Hünkar Hanım'ın yerini tutabilecek, Behice ile baş edecek diyenler yorumluyor. Baş edemez diyenler beğeniyor. Farklı görüşüm var diyenler yazıyor. Hoşça kalın, dostça kalın ama iletişimde kalın. Çünkü yeni paylaşımlar bu akşam sık sık gelecek dostlar. Sevgiyle kalın.